Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kazanım kavramı 12. testteyiz. Canlılar alemi. Bakalım sorularımıza. Diyor ki prokaryot hücre yapısına sahip canlı alemlerinin tamamında verilenlerden hangileri görülür? Arkadaşlar prokaryotlara baktığımızda kimler vardı? Bakteriler ve arkeler. Diyor ki kamçısıyla aktif hareket etme. Bazılarında kamçı bulunur ama tamamında bulunmaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır, bunu alamayız. Ribozomlarında protein sentezleme. Prokaryotların tamamında ribozom bulunduğu için protein sentezleme olayı var. Hücre zarı yardımıyla madde taşıma. Mecburen olmak zorunda arkadaşlar hücre zarıyla madde taşıma. Çünkü tüm canlılarda ortaktır bu. Bu da var. Mezozomlarıyla oksijenli solunum yapma. Bu da sadece bazı bakteriler için geçerlidir. Bunu da alamam. Hangileri tümünde görülür dediği için arkadaşlar 2 ve 3 cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Protista aleminde görülen çeşitlerinden hangileri mantarlar aleminde de görülür? Protista alemi neydi arkadaşlar? Tek hücreli ökaryotik canlılardı. İşte paramecium, öglena, algler gibi canlılar. Diyor ki saprofit beslenme, mantarlarda var mı saprofit beslenme? Var. Saprofit beslenme çürükçül beslenme demektir. İşte dış ortamda bulunan maddeleri sindirim enzimleriyle sindiriyorlar. Yani sindirim enzimlerini dışarıya gönderiyorlar ve bu şekilde arkadaşlar sindirerek gerekli olan işte organik maddeleri alıyorlar. O yüzden bu vardır. Parazit beslenme yine mantarlarda vardır. Bu bizim işte ayaklarımızda görülen mesela mantarlar arkadaşlar parazit mantarlardır. Ototrof beslenme. Ne demek ototrof beslenme? Kendi besinini kendi üretme demektir. Mantarlarda böyle bir durum yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olur. Üçüncü sorumuz. Diyor ki verilen canlıların aktif hareket etmeyi sağlayan hücresel yapıları ile ilgili seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar amip yalancı ayaklarıyla hareket eder. O yüzden yalancı ayak yazdık. Öglena kamçısıyla hareket eder. Paramecium da bakın. Paramecium şöyle bir canlıdır. Şöyle küçük küçük böyle çıkıntıları vardır. Bunlara biz sil diyoruz. Silleriyle hareket eder. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Burada bir bakteri vermiş arkadaşlar. Bakterinin mikroskopik görüntüsünü vermiş. Diyor ki buna göre numaralandırılan yapılardan hangileri sadece bazı bakteri türlerinde görülür? Arkadaşlar bakın. Hepsinde görülenleri söyleyeyim ben size. DNA, ribozom, RNA, hücre zarı, hücre duvarı. Hepsinde kesinlikle olmak zorunda. Ama klorofil, mezozom, kamçı. Bakın bunlar sadece bazılarında bulunur. Mesela klorofil fotosentez yapanlarda, mezozom oksijenli solunum yapanlarda, kamçı ise aktif hareket edenlerde bulunur. O yüzden cevabımız ne olacak? Sadece bazı türleri dediği için 6, 7 ve 8 yani E şıkkı olur. Beşinci soru diyor ki aşağıda verilen deney kabına X bakteri türü ekimi yapılarak bakterinin yaşaması için gerekli olan ideal koşullar sağlanmıştır. ABC'de de arkadaşlar antibiyotik tabletleriymiş. Buna göre diyor T zaman sonraki görünüm incelendiğinde X bakteri türünün deney ortamına bırakılan antibiyotik çeşitlerine duyarlılık derecesi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi bakın hangisinde yani hangisine karşı daha duyarlıysa o zaman üremesi azalır arkadaşlar. Bakıyorum hangi antibiyotiğin etrafında daha az bakteri vardır? Bakın A bakterisine bakın A antibiyotiğine bakın A antibiyotiğine daha az bakteri var değil mi etrafında? Dolayısıyla A'ya karşı en duyarlıdır. Sonrasını zaten sıralayacağız. En sonrasında B gelecek. Sonrasında C gelecek. Hiç duyarlı olmadıysa arkadaşlar D'dir. Bu durumda cevabımız ne olur arkadaşlar? A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Altıncı sorumuz. Arke bakterilerden elde edilen enzimler diyor. Verilenlerden hangilerinde kullanılır? Arke bakteriler yani arkeler arkadaşlar. Atık maddelerdeki zehir özelliklerinin giderilmesi burada kullanılır arkadaşlar. Daha sonra, pardon yanlış işaretledim, evet. Kalitesi düşük metal cevherlerin işlenmesi burada da kullanılır. Boya tanklarındaki suyun temizlenmesi kullanılır. Biyogaz üretiminde de kullanılır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza.
Şöyle. Yedinci soruda diyor ki, metan üreten bakterileri karbondioksiti hidrojenle birleştirip metan gazı oluşturarak enerji elde ederler. Bu gruptaki arkebakteriler için oksijen zehir etkisi yapar. Buna göre metan üreten arkebakterilerin yaşam ortamları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi metan üreten bakteriler arkadaşlar, metan üretebilecekleri yerler, yani karbondioksitle hidrojeni birleştirebilecekleri bir yer olması lazım. Şimdi bataklıkta böyle bir durum vardır. Kanalizasyon suyunda vardır tabii ki. Gübrede vardır. Otçul memelilerin sindirim sistemi zaten onlar için olmazsa olmaz yaşam yerleridir. Ama buzullarda tabii ki arkadaşlar bulunmaz. Çünkü buzulların üst taraflarında, hani buzullar soğuk yerler oldukları için zaten karbondioksit oranı oldukça azdır, hidrojen oranı oldukça azdır. O yüzden metan gazı bakterileri burada yaşayamazlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Bakterilerin diğer canlı alemlerinden ayırt edilmesinde aşağıda verilenlerden hangisi kullanılmaz? Protein kılıfa sahip olmayan halkasal DNA taşımaları. Arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Çünkü bakterilerde protein kılıf yokken arkelerde, diğer canlılarda protein kılıf bulunur. O yüzden bu gitti. Ayrıca zaten halkasal DNA taşımaları bakterilerde ve arkelerde vardır. Halkasal DNA taşırken etrafında protein yoksa bakteri, protein varsa arke diyoruz zaten. Kompleks karbonhidratların amino asitle birleşmesi sonucu oluşan peptidoglikan yapıda hücre duvarı bulundurmaları. Bu da arkadaşlar aynı şekilde yine kullandığımız bir, ayırt etmek için kullandığımız bir özelliktir. Bulundukları ortamın yüzeyine ve birbirlerine tutunmayı sağlayan piluslara sahip olmaları. Piluslar da arkadaşlar yine onlarda bulunan bir özelliktir. Hücre içi protein metabolizması sonucunda amonyak üreterek madde döngülerinin sürekliliğini sağlamaları. Şimdi bakın, madde döngülerinin sürekliliğini sağlamak için amonyak üretiyorlar. Bunu mantarlar da yapabilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu ayırt etmek için kullanamayız. Hücre zarının kıvrılmasıyla oluşan mezozom yapıları sayesinde oksijenli solunumu gerçekleştirmeleri. Yine mezozom sadece bakterilerde bulunur. Bunu da kullanırız. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 9. soruya. Diyor ki, mantarlar alemini oluşturan canlıların tamamında hangileri gözlenir? Bakın, mantarların tamamında. Polisakkarit olarak glikojen depolama. Evet arkadaşlar, bu tamamında glikojen depolama var. Hücre dışı sindirim yapma. Şimdi hücre dışı sindirim sadece saprofitlerde vardır. O yüzden tamamında görünmez. Hücre sayısını artırarak büyüyebilme. Bakın, tek hücreli mantarlar da vardır. Bunlar hücre sayısını artırdığı zaman üremiş olurlar, büyümezler. O yüzden bu da gitti. Sporlanarak üreme. Arkadaşlar sporla üreme yine hepsinde görülmeyebilir. O yüzden bu da gitti. Mesela tek hücreli mantarlar sporla değil de bölünerek ürerler. O yüzden hepsinde görülmez. Hepsinde görülen nedir? A şıkkıdır. Yalnız bir. Gelelim diğer sorumuza. 10. soru. Organik atık maddeleri ayrıştıran, hastalık yapan mantarların yanı sıra bazı mantarlar insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılırken bazı mantarlardan da ilaçların üretiminde faydalanılır. Buna göre mantarlarla ilgili hangileri söylenebilir? Şimdi ototrof organizmadır diyebilir miyiz mantarlar için? Hayır, değil mi? Ototrof organizma olsa kendi besini kendi üretir. Bu gitti. Parazit ve çürükçül türleri vardır. Bakın, hastalık yapıyorsa parazit, İnsanlar tarafından besin kaynağı kullanırken bazılarından da ilaçların üretiminde faydalanılır arkadaşlar. Bu iki özellik kullanılıyor. Madde döngüsünde görev alma demiş. Madde döngüsünde görev alırlar. Organik maddeleri ayrıştıran diyor arkadaşlar. Bu ayrıştırma olayı da yine madde döngüsüyle ilgilidir. Antibiyotikler mantarlardan elde edilir. Bakın, bazı ilaçların üretiminde antibiyotik özellikle bunlardan elde ediliyor. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı, pardon Edirne değil, 2, 3, 4 Adana şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 11. soruya. İki farklı bitkiye ait yaprak yapısı gösterilmiş. Diyor ki, buna göre kahveli bitkileriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, kahve bitkisinde baktığınız zaman parçalı bir yapı var. L bitkisi ise biraz daha
Evet, iğne yapraklı. Bakın, K bitkisi A'sı damarlanma. Bu da iğne yapraklı. Şimdi o zaman eğer ki biri iğne yapraklı, biri geniş yaprağa sahipse ikisi de odunsudur diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de odunsudur diyebiliriz. Ve ikisi de odunsudur diyebileceğimiz için ne olur? Biri açık tohumlu olur, biri kapalı tohumlu olur. Bakın K kapalı tohumludur, L de açık tohumludur. Çünkü iğne yaprağa sahip olanlar açık tohumlu bitkilerdir. Yani kozalaklı bitkiler. Şimdi diyor ki gövde yapısına baktığımızda odunsu odunsu demiş. Hayır, ikisinde de odunsu olacak arkadaşlar. L'ye otsu demiş. Bu yanlıştır. Kök yapısı. K'da da L'de de gelişmiş kök yapısı vardır. Çünkü ikisi çok yıllık bitkilerdir. O yüzden kök yapısı gelişmiş olacak. Gitti. Üreme hücrelerini üreten yapı. K bitkisi kapalı tohumlu olduğu için çiçek. L bitkisi kozalak. Doğru. Tohumun etrafında ovaryumun bulunması. Arkadaşlar K bitkisi kapalı tohumlu olduğu için ovaryum bulunur. L bitkisi açık tohumlu olduğu için ovaryum bulunmaz. Doğrudur. Cevabımız 3 ve 4 olacak. E şıkkı olur. Son sorumuza gelelim. Bitkiler aleminin üyeleriyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Depo polisakkaritleri nişastadır. Bu doğru arkadaşlar. Depo polisakkarit nişasta. Tamamı çok hücrelidir. Evet, bitkiler aleminde tek hücreli canlı yoktur. Doğru. Selüloz yapılı hücre çeperi vardır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Evet, böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testte görüşürüz. Hoşça kalın.